yine bir kahve masasında birlikteyiz. Kahvemi içiyorum. Bu sefer farklı bir yerdeyiz. Buranın adı neydi? Şeyde yazıyor. Bardakta. Bardakta yazmıyor ya. Hayır. Latia yazıyor. Ama bu kartonda. Neyse daha sonra bakar ben size söylerim. Bu arada Nix'in yine far paletini kullandım. Sugar serisinden. Öyle gözüküyor mu tam olarak bilmiyorum ama şu an yine saç baş dağınık. Esma selam vermek ister misin? Gözükmüyorsun ama bana doğru geleceksin. Selam ona değil, bana doğru gel. Gelmiyor. Ay. Takıldım. Evet, nereye takıldın sen Esma? Takıldım. Ne güzel, gel biraz selam daha bana doğru. Dedi. Selamun aleyküm dedi. Bir daha de bakayım. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Evet, işte karşınızdayız. Bugün bu tatlı şeker hanımefendiyle birlikteyiz. Hani portakal suyu nerede bakayım Esma? Gerçi portakalını yedi, biraz daha aşağı doğru indi. Portakalını yedi, süsünü yedi ama olsun, yine devam ediyoruz. Bu arada ben yine boş durmadım. Burada burası Cevahir Biz alışveriş merkezi oluyor. Vassins vardı ve Vassins'da indirim bitti, tekrar bir indirim başladı. 3 Eylül 8 Eylül arası mı? Öyle bir şey, tam olarak bilmiyorum, tarihlerini hatırlamıyorum ama zaten internet sitesinden de bulacaksınız. Ben hemen gidip hemen saç spreyimi aldım. Ne Esma, saçlarımızı yapacak mısın? Evet, saçlarımızı yapacağız. Bakalım benim dağınık rezalet saçlarımı toparlayabilecek miyim? Hacim veren saç spreyi diyor. Ekstra hacim veriyormuş. Köktürünce yoğun hacim ultra dişli tutuş diyor. İlk defa deneyeceğim bu ürünü. Bakalım nasıl olacak. Bunun haricinde şu benim iğrenç böyle yıpranmış platin saçlarım için Vassins'tan yine bir sipariş verdik. Ne serisiydi? Bilmiyorum, sen bilirsin. Saçlarınızı kestirme serisi. Kestirmeyi unutmuyorum. Uzay gibi saçlarımız olsun vesaire. Ben de onu deneyeceğim. Tüm seriyi, 4 tane parçası vardı. Şu an adını hatırlamıyorum. Yorgunluktandır malum, yine yorulduk, gezip dolaştık. Bir dünya işimiz vardı. O seriyi de geldiği zaman Vassins kutusunu zaten açacağım. Aa, bir de mor şampuan aldım. Bakalım şu turunculukları vesaire görecek miyim? Onu çok merak ediyorum. Daha önce iki markada kullanmıştım. Mor şampuan. Ama ne yazık ki onlar saçlarınızı mordan ziyade bildiğiniz gri yapıyordu. Sanki saçınızı griye boyamışsınız. Bakalım bununla aynı sorunla karşılaşacak mıyız? Esma. Esma da bu arada dişlerini gösteriyor. Benim dişlerim var, dişimin arası var falan. Ondan sonra her neyse geldiği zaman bir göreceğiz, deneyeceğim mutlaka. Hem kutu açılımı yapacağım hem de deneme. Saçımı mor şampuanla yıkadıktan sonra nasıl olacak onun denemesini yapacağım. Portakal suyu da soğuk buz bayağı. Evet, içinde buz vardı portakal suyu. İnşallah hasta olmaz. Ondan sonra başka ne aldık? Nivea'nın güneş koruyucusunu aldık. 100 için olanını aldım ben. Biliyorsunuz benim cildim hassas ve her tarafımda şu an gözükmese bile benlerim çok. Bir dünya benim var. Bu benler gittikçe çoğalmaya devam ediyor. Bunun için daha önce cildiye gittim. Ama tekrar cildiye gideceğim. Gitmem gerekiyor çünkü. Sürekli çoğalıyor. Bunun için hem o aldığım Nivea... Her neyse, bu arada onların konuşmalarını dinlerken ben kendi söyleyeceklerimi unutuyorum. Hem güneşe karşı koruyor 50 faktörlük, hem de şöyle bir şey varmış, kırışıklıkları vesaire gideren. Aa, bu arada yüzüm için bir şey aldım eczaneden, tamamen ilaç. Hemen göstereceğim size. Kızım da mutlu musun? Bilmem sen ne göster. Bak ne diyor. Ben ne göstereceğim diyor. Sen ne göstereceksin? Sen de bunu tanıtırsın, olur mu? Bunu kesinlikle kendi başınıza alıp kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Bunu daha önce bir YouTuber anlatmıştı. Sivilcelerinden kurtulmak için ahmet sivilcelerinden kurtulmak için benim şu an gözüm mesela makyajla kapasam da bir dünya aşırı içerisinde iltihap bulunan sivilcelerim oluyor. Ve kolay kolay da geçmiyor ve şişliklerde orada kalıyor. Onun için bunu kullanmayı düşünüyorum. Hem
cilt yeniliyormuş, soyularak cilt üzerindeki o şeyleri bak, atıyormuş. Daha açıklamasını YouTube'dan yapacağım burada. YouTube'dan bunları izleyecektim, başkaları değil. Tamam mı? Bu arada annemlerle konuştuğu için kendime, kendi söyleyeceklerime odaklanamıyorum. Birisi bal, kesinlikle doktorunuza cildiye gitmeden bunu kullanmayın. Ve bunu kullandıktan sonra cildiniz soyulacağı için bir kızarıklıklar olacağı için bir krem aldım. Aslında Bepantel miydi? Bepanton muydu? Ondan alacaktım fakat eczacım bana dedi ki bu ondan daha iyi dedi. Hassas bir cildim olduğu için o kızarıklıklardan sonra yatıştırması için bunu kullanacağım. Ve buna dedi ki ekstra bir şey. Bunu kullanabilirsiniz. Cildinizi nemlendirmek isterseniz. Hem de cilt hücrelerini yenileme özelliği bunun da varmış. Bunu kullandıktan sonra üzerine bunu kullanacağım. Artı güneş koruyucu kullanmam gerekiyor. Aslında Nivea'nın ikisini aldım ama şey alacağım yine. Yine bir eczane ürünü alacağım. Daha önce cildiye gitmiştim aslında, bana önermişti. Sebamed. Sebamed değil, hayır. En son gittiğim cildiyeci Sebamed önermedi. Yazmıştı ya bana, kağıda vermişti. Fakat onların isimlerini kaybettiğim için internetten araştırdığım kadarıyla bir marka var. Onu aldığım zaman da sizinle eczaneden şey yapacağım. Tamamen hassas ciltler için. Aşırı hassas ciltler için de o. Onu da sizinle paylaşırım. Esma, sen de kullanacak mısın? Evet, ama senin büyüyünce ihtiyacın yok. Büyüyünce. Büyüyünce değil mi? Ha, bir de Bastos'tan aldığım, verdiğim siparişlerden bir tanesi de şey. Daha önce Ziraja marka ürünlerle ilgili ben aslında inceleme videosu paylaşmıştım fakat sildim onu. Ziraja'nın Sensitive serisinin tamamını alıp kullandım ben. İşlerinden beğendiğim ilk parça gerçekten harikaydı. Yüz temizleme losyonu, yüz temizleme jeli daha doğrusu. Hem vücut hem yüz aşırı derecede nemlendiriyor. Cilt nemli tuttuğu için ben kesinlikle bitirdim. Şöyle 400 milimlik bir şişeydi. Bitirdikten sonra tekrar siparişi verdim. Elime ulaştığı zaman yine onu size anlatacağım. Ben ondan çok memnunum. Artık zaten Ziraja'nın hala elimde hepsini kullanamadım. Güzel kullanamadım acımızı. Gündüz kremi, gece kremi, hala toniği var. Toniği mevcut. Ve peelingi var. Onlar hala duruyor. Fakat ben onların parçalarını değiştireceğim. Sadece yüz yıkama jeli kullanacağım. Yıkama jeli. Ona devam edeceğim ama bunun haricinde hala nemlendirici arayışım, normal gündüzde gece kremi olarak arayışım devam ediyor. Ve tonik olarak yine aynı şekilde. Ha, belki buraya geldim, bastıysa başka bir hassas ciltler için olan başka bir tonik vardı. Yatıştırıcı tonik. Bir ona bakacağım. Onun da fiyatı bayağı indirimdeydi. Yanlış hatırlamıyorsam. 20 TL falan civarı olması lazım internet sitesinden baktığım kadarıyla. Eğer burada da varsa ya da başka marka varsa yine uygun fiyatlı indirimde olan onu almayı düşünüyorum. Bu arada kahvem soğudu. Kahvem için özle çok küçük. Şöyle defaktoya daha sonra gireceğim. Şu an hiç defaktoda girip kıyafetlerim havasında değiliz çünkü çok yorgunuz. Benim şimdi Vans'a gitmem lazım. Biraz önce uzun şeyini almıştım. Saç spreyini almıştım. Söylemiştim size ama Vans'a almak istediğim bir şey daha var demiştim. Bir ona girip bakacağız. Bir de gerçi benim nemlendiricim var ama yine bana uygun bir nemlendirici bulabilirsem uygun fiyat indirimde olanlardan bir de onlara bakalım dilerseniz. Şöyle. El, o el var ya, o el hep böyle. Haydi bakalım. Evet, annemiz ayakkabıcının bağcığını bağlasın. Biz de böyle. Asitonlar, küçük asitonlar var. Vastos'un küçük asitonları var. Aslında Burcu'nun kullandığı asitonu nerededir bilmiyorum ama velakin. Bunlar neymiş? Şöyle ben size de göstermek istiyorum. Hemen kendimize... Çok kırılmış onlar. Yok, hayır, kırılmamış. Öyle gözüküyor. Ben de bir ilk zaman öyle zannetmiştim ama mut şeklinde. Ne kadar acaba? Şu an burada fiyatları yazmadığı için hiçbir fikrim yok. Ben her defasında, her fırsatta böyle Vastos'a gelmeye bayılıyorum ya. Evet, aslında bir ara gelip oje ile ilgili bir video çekeceğim aslında. Ziyaca'yı bulmaya çalışıyorum. Aa, burada da şey Maybelline. Aa, bunlar da çok güzelmiş ya. Ben böyle simi şeyler böyle gördüğüm zaman kendimden geçiyorum. Allah'ım. Sen bana... Lacivertlisi gerçekten harika. Ama o kahverengiler işte benim gözüme gitmiyor ya. Koyu kahverengi olunca gerçekten olmuyor bana.
dudak yazıyor ama Fit Me'nin şeyi de var burada. Kapatıcısı olması lazım bunların. L'Oreal'in ay pembe bir şeyler buldum burada. Ama bunların fiyatları nedir? Onunla ilgili hiçbir fikrim yok. Arkada birine mi çarptım dedim, anneymiş. Heh, efendim anneciğim. Tamam, siz tuvalete gidin, beni burada bulun daha sonra anneciğim. Orada ama 59 TL hangisinin fiyatı? Bunların fiyatları yazsa ne kadar güzel olacak. Ben Ziyaca'yı bulmaya çalışacağım. Yine Super Go çıktı karşıma. Aslında bunları alıp bir denemek istiyorum ya. Günlük ve haftalık bakım diyor. Saçınıza fark ediyor. Yumuşaklık, parlaklık falan filan. Eskiden şey yazıyordu ya. Saçınıza. Benim kalbime botanik yağları içeren. Eskiden saç uzatır diye bir ibaresi vardı ama artık yok. Kaldırmışlar mı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Acaba. Her neyse, Ziyaca'yı bulmaya çalışalım. Şimdi Ziyaca nerede? Departman var. Ben eczaneden başka bir şey aldım. Pardon. Aslında A, B, C. Bunların 300 mm'li de bu arada. Canlandırıcı saç bakımı. Saç onarıcı. Saç onarıcı alsam mı? Mesela yok. Onlarda ikincisinin %70 var. Hadi bunu da deneyelim. Deneyelim. Bunu geçen almak istiyordum ama almamıştım. Bunu deneyelim. Bir de en sevin. Ziyaca. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ziyaca'nın ürünleri ne tarafta, bir fikriniz var mı? O bizim mağazamızda yok. Aaa, mağazada mı yok yoksa vardı? Bu mağazada yok. Anladım, peki çok yani teşekkür ederim. Yani bir yalanta bulursunuz ama... Tamam, o zaman Ziyaca'yı yine internet sitesinden siparişlerini vereceğim. Benim aradığım şey neredeydi? Şimdi... Dr. Gina vesaire falan bayağı bir indirim vardı internet sitelerinden baktığım kadarıyla. Aslında şey mi alsam ya, şu saç ısıyla... Neredeydi o? Evet, burada. Evet, aslında bunu da almayı düşünüyorum. Isıya karşı koruyucu sprey. Bunu aslında alsam çok iyi olacak. Bu da 20 TL civarıydı. Evet, saç spreyini zaten almıştım biraz önce. Şimdi... Sebumet'in ürünlerini, aslında sabunlarını vesaire görmüştüm. Yani simple. Şimdi alacağım iki ürün. Birincisi şunu denemek istiyorum. Isıya karşı koruyucu sprey. Gerçekten benim işime çok yarayacak. Bir de bunu daha önceki indirimlerde görmüştüm. Alacaktım ama almadım. Şu an alacağım. Bunlar neydi? Bakım yağları var burada. Mesela aslında göz bakımı diyor, cilt bakımı diyor. Bunlara girersem alerji yapar mı? Hiçbir fikrim yok. Kullanacağım ilaçla herhangi bir etkileşime girer mi vesaire falan filan. Onun için onlara hiç girmek istemiyorum. Bunlar neydi? Pürüzsüzleştirici. Pürüzsüzleştirici. Yüz ve vücut kremi, tüylenme karşıtı demiş. Yatıştırıcı. Aslında benim yatıştırıcılara gerçekten çok ihtiyacım var. Bu Simple'ın neymiş? Makyaj temizleme, mini makyaj temizleme suları galiba bunlar. Evet, doğru. Şimdi benim istediğim aslında buralarda... Evet, karşıma yine şey çıkıyor. Pure Beauty. Ben bunlardan aldım, kullanamıyorum ne yazık ki. Niye yok burada? Ben mi görmüyorum? Garnier bunlar. Şöyle bir... Ah evet, buralarda. İşte buralarda. Yeah.
arada L'Oreal'in nem terapisi aloe vera suyunu almıştım. Bir iki defa kullandım. Kullanmaya devam etmedim. Neden etmediğimi bilmiyorum. Onu da aslında kullanmam lazım. Maske. Aslında bunlar internet sitesinde daha mı indirimdeydi yoksa... Kim maskesi? Maske alsam mı acaba kendime diye düşünüyorum. Neyse. Şimdilik o zaman bu iki ürünümü alayım. Yine aklıma gelirse internet sitesinden ekstra bir ekleme yapacağım. Şimdilik kuyruğa girmek gerekiyor. Evet. Ben şimdi kasa kuyruğuna gidiyorum. Yine söylüyorum. Her sokak başında Starbucks olmadığı için yine başka yerlerde kahve içiyorum. Starbucks kahvesi gerçekten çok güzel. Kahvesi özellikle. Laktozsuz. İçtiğim büyük boy. Nedir benim? Büyük boy, laktozsuz, kahve sağız, city bowl, filtre kahve. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii sor. Böyle mikrofonlar var ya. Aha. Ondan sonra. Dışarıdan ses almaması için sadece senin konuştuğunu buraya yansıtan bir mikrofon var mı? Var, evet. Ama çok pahalı. Çok mu pahalı? Evet, ne kadarmış? Vallahi en azı şimdi şöyle bir şey var. Kamera için düşünüyorsan daha büyükleri var. Onlar işte 700 TL, 600 TL'den başlıyor. 2000-4000'e kadar gidiyor. Kesinlikle rüzgar sesini vesaire falan filan geçemiyor. Sadece senin sesini alıyor. O kameralar için büyük olan. Ondan sonra bir de küçükleri var. Hı. Küçüklerin fiyatlarına bakmamıştım ama. Bir bak bakalım. Yaka mikrofonu olarak takılıyor. Yine rüzgar sesini falan filan ama ölüyor. Bu tür müzikleri almayabilir. Onları da büyük bir ihtimal ses olarak aldığında gerçekten alıyor olabilir. O tutumları inceleyip ya da afiyet şeker olsun. Buzu da yemedin değil mi? Tamam. Buzu erimiş zaten içinde. Buz kalmamış. Ondan sonra onu bir bakarız, bir sorarız. Vatan'a gider bir sorarız. Tamam. Vatan'daki arkadaş bayağı yardımcı oldu. Onun için ben ilaçlarımı da kaldırayım. Bakalım sivilcelerimden kurtulabilecek miyim? Bakalım gerçekten cilt hücrelerini yeniliyor mu? O pürüzleri, o lekelerin hepsini kaldırıyor mu? Bu arada Esma el sallıyor. Saç ürünlerim yani long bilmem ne neydi o senin adı? Ay ben şu an internette versene anne telefonunu oradan bir bakayım işte sıra. Esma el sallamayı çok seviyor bu arada. El sallayınca mutlu oluyor. Nasıl unuturum ben ya? Gerçekten bende ciddi anlamda B12 eksikliği de var hani yok değil. İlacını kullanıyordum benim yine tekrar gidip. Bankanın numarasını buldum. Banka numarasını buldum. Evet, annem bankaya gitti ve banka numarasını kaybetti. Bayağı arandık. Bakın nerede çıktı. Hemen internetimiz açık mı? Ona bir bakalım. İnternetimiz açık mıymış? Açalım. İnternetten bakalım. En sevimliydi o seri. Bakacağım hemen. En sevimli olması lazımdı. Ha, long dream. Okey, evet buldum. Şimdi burada açar açmaz hemen anneme şeyler yağmaya başladı. Görsellerine bakalım neler vardı. Evet. Else dream long. Dream long, tamam Esma bu kadar el sallamak yeter. Benim başım döndü. Else dream long olarak geçiyor. Şöyle görebilir misiniz bilmiyorum ama şuradan çizgilerimi şu serinin tamamını aldım. Şampuanını, işte ondan sonra saç kremini, saç maskesini vesaire. İki tane kremim var zaten. Bir saç maskesi var, bir de şampuanı var. Bunları deneyeceğim. Umarım benim bu rezerli saçlarım biraz olsun üzerine sokar. En azından biraz yumuşatır, biraz şey yapar. Bunun haricilerini kullanıyorum. Hindistan cevizi yağı kullanıyorum. Ona rağmen saçlarım böyle kazık gibi. Onun haricinde ne yapıyorum? Ekstra hem saçımı beslemek hem de uzatmak amacıyla. Bu aralar biliyorsunuz artık kestirmiyorum. Tıraş yaptırmıyorum erkek tıraşlar. Her neyse. Espri bir yana. Artık dediğim gibi saçlarımı kestirmiyorum. Uzatmaya çalışıyorum. Ne yapıyorum? Şampuanımın içerisine bir kere çam terbenti koydum. Devix yarım şampuanın içerisine ama. Bir tüp biliyorsunuz o iğne şeylerinden oluyor. Cam şişelerin içerisinde. Bir tüp Bemix koydum. Ondan sonra Bepanten koydum. Ondan sonra Bemix
Bepantol. Memix Bepantol. Bir tane daha vardı. Bilmiyorum ki ne koydun ki. Bir şey yağ mı koydun? Yok, yağların haricinde bir şey daha koydum. O Memix Bepantol bir tane daha var. Hani şu an hatırlamıyorum. Onu da size videosunu çekerim. Tamam Esma. Yüzüme sokacaksın elini. Ondan sonra içerisine kayısı yağ koydum. Ve ekstra olarak bütün yağları içeren, argan yağ koydum ve bütün yağları içeren bir şişe vardı. Onu her markette bulabilirsiniz. Saç bakımı için besleyici yağ falan filan diyor ya, şeyler satılıyor. A101'lerde işte şoklarda falan filan. İçerisinde bir ton yağ var. Ondan sonra bir de onu da ekledim şampuanın içerisine. Herhangi bir şampuan kullanabilirsiniz siz de. Yalnızca şey kullanmayın, işte kepek için diyorsunuz, kepek için ben kullandığınız şey şampuanlar saçları aksine... Çaldığınız müzikler tehlikeli mi, tehliksiz mi? Tehlik derken? Tehlikli müzik mi, tehliksiz müzik mi? Spotify'dan tehlikli müzikler çalıyor. Harika! Ben evet, bu videoyu yayınlayayım. Biz videoyu yayında yapıyoruz da hem sizi tanıtıyoruz. O müzikler gelebilirse yayınlamayacağız. Yayınlayacağım. Neyse kısmet. Olmaya çalışıyorum. Annem tam YouTube'u reklam alıyor, para kazanıyor ama ben para kazanmaya yaklaştığım bir şey. Ben de sizi çeyizlik ürünler. Yapıyorsunuz. Evet. Herkes tamam. Aa, yazalım. Evet. Hemen çantamdan yaz. Yok, bitti o şeylerim. Kağıdın yok mu? Bir karpuz kağıt sen şuraya yazalım. Senin kalemin var. Var benim kalemim var. Başka bir geleceğin YouTube'u da burada herhalde. Aa, evet, ben onu YouTuber olarak kesinlikle yetiştireceğim. Nasıl, bu işte para var mı? Bir dakika. Evet, kahve içtiğim mekan adı... Chan Tea Coffee. Chan olarak mı okunuyor? Şey, pardon, bir şey soracağım. Markanızın adı nasıl okunuyor? Chai mi? Chai. Tam olarak hangi ülkenin? Hindistan diye geçiyor. Hindistan olarak geçiyor. O güzelmiş bu arada. Hindistan Chai. Hindistan Chai. Anladım. Peki, çok teşekkür ediyorum. YouTube için paylaşacağım da, çok sağ olun. Evet, böylece öğrenmiş olduk. Hindistan menşeliymiş. Aslında kahveleri oradan mı geliyor? Onu da sormadım. Onunla ilgili bir şey yaparım. Keşke gelen arkadaşa, çalışan arkadaşa sorsaydım. Merak ediyorum, madem öyle o zaman Hindistan'ın kahve ve çaylarını mı kullanıyorlar acaba diye merak ettim açıkçası. Bu arada Cevahir bizde bu mekan. Siz de Cevahir bize yolunuz düşerse mutlaka kahvesini içmeyi unutmayın. Bu arada yeri geldiği zaman ben sorabilirsem o çalışan arkadaşı soracağım. Sizinle paylaşacağım. Yine ufak bir video çekeriz. Şimdilik ben kahvemin yanında malum sağlığa zararlı bir şeyle tüketmem gerektiği için kesinlikle, bakın, beni örnek almayın. Kesinlikle beni örnek almayın. Geçen videomda vardı. Attığıma da pişman oldum. Ama çok sevildiği için, hani çok kaldırma dedikleri için kaldırmıyorum arkadaşlarım tarafından. O yüzden bundan sonra o tarz bir video olmayacak. Yani onu görmeyeceksiniz ama kesinlikle sigara sağlığa zararlıdır. Kullanmanızı tavsiye etmiyorum ve biz de bu haftaya pazartesi bırakıyoruz. Evet, no smoking. No smoking, evet. Haftaya pazartesi biz de ciddi anlamda bırakıyoruz. Hatta bununla ilgili teyzem de bana büyük bir teşvik verecek. O teşviği de bekliyorum. O yüzden şimdilik bizim ufaklığımız... Biz tanıttık. Şimdi sanırım Hindistan menşeiymiş. Değil mi markanız? İspanyol o zaman. Peki oranın kahvelerini mi kullanıyorsunuz? Yani isimle yaptığımız konseptin bir alakası yok. Sadece öyle kadar. Grafiğe hoşumuza gittiği için. Biz genelde dünya mutfağı ve dünya kahveleri üzerinde çalışıyoruz. Yani birçok bölgenin kahvesi, çayımız Doğu Karadeniz'in özel harmanıdır içerisinde. 5 farklı değil mi? Çayı veren arkadaşımız bulmasın. En iyi bildiği kendisi yani. Çay hakkında biliyor musunuz evrende? Çay, buranın çayı özel çay yapıyoruz. Rize'nin çayı. Acaba bizim Çarlık'tan gelen var mıdır? Bizim bahçeden geliyor mu? Gün doğdu.
Annem de aslında Güneydoğulardan da Yavaşlardan. Ha, Yavaşlardan. Benim soyadım da Yavaş ama Trakyalı Yavaş. Buyuran Emiroğlu derlerdi de. Güneydoğu merkezde Yavaşları tanırım. Onlar Zeynep da. Zeynep Yavaş falan benim sınıf arkadaşım. Akraba. Çayları hep oradan geliyor normalde. Çayları özenle yapıyoruz. Şöyle özenle yapıyoruz. Normalde dernek poşetlerde de çaylar kullanılmazdaydı ama bunun bütün çayları telekal çaylarına yapıyoruz. Hani çayın iki buçuk yapları var, üst tarafı var. Burada içtiğimiz çay onlardan yapılan çaylar. Çamurcuk tarafından yapıyorsunuz. Peki şey soracağım, kahveleriniz ne kahvesi kullanıyorsunuz? Yani biz blend kahve kullanmıyoruz. Genelde bir yöredir ki o çiftçinin tarlasında yetişen kahveleri kullanıyoruz. Normalde piyasadaki franchise markaları küçük kahveleri birleştiriyorlar ve kendi karışımlarını ortaya çıkartıyorlar. Bizim hedefimiz ikinci nesil kahve satışı yapmak. Bununla ilgili de mevsimsel olarak değişiyor. Tedarikçimizin bize önerdiği kahveleri olarak kullanıyoruz. İşte Kenya var. Kenya'nın birkaç tane kahvesi var. Guatemala'nın birkaç kahvesi var. Yine Endonezya'nın kahveleri var. Yani şu anda elimizde mevcut olanlar onlar. Zaman içerisinde de konuma göre değişiyor. Değişkenlik gösterebiliyor. Filtre kahvelerimiz de aynı şekilde az kalmamıştır. Yani çok fazla kalmak da yoğun bir tadı yoktur. İçim daha kolaydır. Bu şekilde biliyoruz. Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için. İyi çalışmalar diliyorum. İzinler çok sağ olun. Müzikler diyebilirsin mi acaba? Spotify'dan, Spotify var, yani üyeliğimiz var. Yani oradan playlist var, kendi çalıyor, devam ediyor. Tamam, çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Onu belirtsek... Hepsine mi kapı yapacaksın şatonun? Bir sürü mü kapısı var? Hadi bakalım. Şatonun bir tane kapısı olmaz mı büyük? İyi hadi bakalım öyle olsun. Hepsine kapı yapacağız. Anne bakabilir miyim? Evet. Şimdi bu bizim prensesimiz. Değil mi? Bu prensimiz. Bunlar küçük prens ve prenses. Prens ve prenses. Bunlar çiçeklerimiz. Bu da şatomuz. Değil mi Esma? Esma'nın yaptığı çizim de bu şekilde. Gel selam ver. Hoşça kal diyelim. Hoşça kal. Öyle değil gel. Bir dakika. İlk önce şöyle hemen. Evet el sağlayalım. Bir hoşça kal diyelim anneciğim. Hoşça kal. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Dur. Hoşçakalın. Şimdi biz kapanışı yapalım. Gel, gel yanıma. Ne diyeceğiz? Gel bakalım. Otur şöyle. Gel, gel. Heh. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Söyle sen de. Ha, biraz sesli söyle ki seni de duysunlar. O zaman lütfen videomuzu beğenip söyle. Like atmayı unutmayın. Elini sen de böyle yap. Böyle yap bakalım. Like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.